Hayrola? Bugün izinlisin. Nasıl olur abla? Git hemen saçlarını yaptır. Gece erken yat, yarın işe gelme. Abla! Misafirleriniz gelecek. Bakarsın ben de gelirim. Çok şık ve güzel olman lazım. Dertlenme. Ne demek efendim? Size kız vermek bizim için şereflerin en büyüğü. Eksik olmayın, eksik olmayın. Yalnız efendim şey... Yalnız kocam sıkılıyor, söyleyemiyor. Bizim halimiz malum. Yani kızımızın ne çeyizi var, ne de durumumuz buna müsait. Sizden öyle bir şey isteyen yok. Ayrıca gelinimizin ailesini rahat ettirmek de bizim görevimiz. Kendinize bir kat ve bir dükkan bakın. Aman beyefendiciğim, kiralar malum efendim. Kiralayın demedim. Satın alacağım size. Tapulu malınız olacak. Oo, vay benim güzel kızım. Gel bakalım. Affedersiniz, kahvemiz yoktu. Biz kahve içmeye değil, gelinimizi almaya geldik. Bir ricam var efendim. Evet. Özür dilerim. Hiç beklemediğim bir olay bu. Biraz düşünmek isterim. Tabii kızım. Tabii Seherciğim. Seni hemen yazlığa götürürüm. Kimse yok evde. Denize gir, yan, dolaş. İstediğin gibi düşün. Abla biraz yalnız kalmak istiyorum. İtirazı bırak. Teşekkür ederim kızım. Ne bu yahu? Otel mi burası? Al götür şunu Allah sen. Tamam, merak etme. Ferdi, uyan. Uyan hadi, kalk. Kalk. Sana ne oldu? Niçin ağlıyorsun? Hiç yavrum. Ömer, ne oluyor? Ne var? Bütün mahalle çalkalanıyor oğlum. Bu sabah sehere görücüler geldi. Herif milyardermiş. Söz kesmişler. Olamaz. Bugün seheri alıp gittiler. Seni sevmek, sensiz olmak ıstıraptır, acıdır. Bir bakışın, bir gülüşün gönlümün ilacıdır. Bir bakışın, bir gülüşün gönlümün ilacıdır. Oh,
pişmanlık duyduğunda sen de böyle yanarsın. Doğuştan kederliyim.